konusundan biraz bir fıstık konusuna geçmek istiyorum. Zeki Bey derlermiş ki bilgili ve faziletli insanlara benzer fıstık. Bu arada şunu da hatırlatalım hemen. Efendim tabi buranın ismi de anılıyor biliyorsunuz fıstık. Antep fıstığı %95'ini karşılıyormuş değil mi Türkiye üretimi? Bu ne demek bu bilgili, faziletli insanlara benzer Antep fıstığı? Teşekkür ederiz. Fıstık tabii bazen ülkemizin sembolü dünyada eski de Antep çok kıymetli bir ürünümüz. Fıstık güzel bir iş yapınca nasıl oldu bu iş deyince dersiniz ki fıstık gibi dersiniz. Fıstık güzelliği, mükemmelliyeti, zarafeti ve kaliteyi temsil ediyor. Yani orada onu ifade ediyor. Tep fıstığı gerçekten çok üstün lezzet olan ve kaliteli bir ürün. Zaten yaptığımız bir işte de eğer o işi çok mükemmel yaptıysak ona fıstık gibi olmuş deriz ya da evet, fıstık gibi çok güzel deriz. İşte o yüzden ismi de yeşil altındır. Yeşil altın. Yeşil altın. Bunu bilmiyordum, evet, şimdi öğreniyorum. Evet, yeşil altındır. Antep fıstığı bölgemiz için çok önemli. Biz üretimimizin, Türkiye'deki üretimin %95'i bölgemizde yapılıyor ama bizim ülkemiz, bölgemiz açısından çok önemli. Bölgedeki yoksulluğun giderilmesinde, işsizliğin önlenmesinde çok önemli görüyoruz. Sayın Aslan Gaziantep'le ilgili bir vizyon çizdi. Bir bakış açısı, bir çerçeve çizdi. Bu çerçevenin içerisinde bölgede Antep fıstığının çok önemli bir yeri var. Bölgede on binlerce ailenin geçimini bu yoldan sağlıyor. Ve 200 bin üzerinde insan da Antep fıstığı ticareti, ekimi ve dikimiyle iştigal ediyor şu anda. Peki, fıstık konusuna tekrar döneceğiz ama ben hemen Ayşe'nin Hanım'a dönmek istiyorum. Buranın GAP kapsamında bir şehir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla GAP turizmi var. Siz ilgileniyorsunuz. Bu nereleri kaplıyor? Neler yapıyorsunuz bu GAP turizmi için? GAP turizmin şunu söylemem lazım. Dünyanın yaşayan en eski yerleşim bölgesindeyiz şu anda. Bu demektir ki inanılmaz bir kültür hazinesinin üzerindeyiz ve onun keyfini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu ara biliyorsunuz Irak'taki savaş sebebiyle de aşağı Mezopotamya yok olunca elimizde sadece yukarı Mezopotamya gibi muhteşem bir zenginlik kaldı. Biz GAP turlarında burayı ön plana çıkarıyoruz. Gaziantep'e gelen konuklarımızı alıyoruz havaalanında. Dünyanın en muhteşem mozaiklerinin olduğu, Zeugma mozaiklerinin olduğu müzemizi gezdiriyoruz. Zeugma'yı tanıtıyoruz. Gece burada konaklatıyoruz. Onlara çok güzel bir kına gecesi yapıyoruz. Otantik, inanılmaz. Ertesi sabah onları alıp güneşin en güzel battığı yere Nemrut'a götürüyoruz. Nemrut'ta biliyorsunuz Komagene kralı çok genç ve çok zengin bir kral. Ve şaman oldukları için sadece güneşle boy ölçüşen bir kral. Halkına diyor ki bana öyle bir yer yapacaksınız ki güneş ayaklarımın altından doğacak ve ayaklarımın altına batacak. O sebeple yıllarca çalışılıyor. O muhteşem tümülüs yapılıyor oraya. Ve kendisini krallarla özdeş kocaman dev, devasa tanrılar şeklinde tarihe mal ediyor. Doğu terasında ve batı terasında inanılmaz güzellik yaşanıyor. Biz konuklarımızı oraya götürdüğümüzde cam bardakta martel konyaklarını ikram edip Mahur İlahi'yi flütle dinletiyoruz. Arkasından Şanlıurfa'da konaklatıyoruz. Büyülü bir kent biliyorsunuz Urfa'da. İnanılmaz güzellikte. Peygamberler şehri zaten adı. Arkasından Mardin'e götürüyoruz. Mardin'de oya gibi işlenmiş o muhteşem evlerde konaklatıyoruz. İnanılmaz bir kültür yaşıyorlar. Sular altında kalacak Hasan keyfi görüyorlar. Ve Diyarbakır'dan onları yolcu ediyoruz. Kaç günlük bir tur bu? 5 günlük bir tur. 4 gece konaklamalı. Pahalı bir şey mi? Bence değil. Çünkü inanılmaz bir hizmet alıyorlar. Öyle mi? Tabii ki. 390 euro. 390 euro. Yeme içme her şey dahil mi? Her şey dahil ve tüm öğren yerleri, giriş ücretleri inanılmaz güzel bir rehberlik. Çünkü o çok önemli. Yani gelip de Komagene Kralı'nı duymadan giderseniz Zeugma'da insanların Doğu Roma İmparatorluğu'nun o muhteşem saltanatını yaşadığını bilmezseniz çok yazık olur. Biz ekip arkadaşlarımızın bir kısmıyla beraber müzeyi dolaştık geçen gün. Tüylerimiz diken diken oldu. Yani çok gerçekten biz küçücük bir şey izledik, gördük sadece. Siz müthiş bir tur hazırlamışsınız. Gurur duyuyoruz müzemizde gerçekten. Kesinlikle katılmak lazım. Ben sevgili başkanıma da burada bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Zeugma mozaiklerimizin çıkarılması sırasında sular bir taraftan yükseliyordu çılgınca. Ve ekskavatörlerle kazı yapılıyordu.
Başkanım inanılmaz, her Gaziantep'li gibi demem lazım. Bu da Gaziantep'linin hakkını teslim etmem lazım. Müthiş bir sevdayla öyle bir olanak sağladı ki diğer sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle birlikte biz bir inanılmazı daha efsaneleştirdik. Aynı Kurtuluş Tebrik Savaşımız ediyoruz. Gibi. Tebrik ediyoruz. Siz zaten şey demiştiniz değil mi? Gaziantep'li değil, Antepçi. Evet. Şimdi ben Ayşenur Hanım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten bu turizm potansiyelimiz için çok cansiperane çalışan insanlardan birisi. Kendisini kutluyorum. Şimdi bakın, zaten bizim bir vizyonumuz var. Gaziantep sadece sanayi ve ticaretle anılan veya fıstık veya baklava ile lahmacunla anılan bir kent durumunda bırakmak değil vizyonumuz. Vizyonumuz Gaziantep'i bir dünya kenti yapmak. Dünya kenti yapmanın altında dolduracağımız kalemlerin başında bölgeyi bir turizm merkezi haline getirmek. Çok müthiş bir turizm potansiyelimiz var. Sadece Zeykma değil. Türk arabelerine Yesemeye gidin, çok tanrı dinlerin geriye kalan hatıralar, mirasları konusu en fazla Gaziantep bölgesinde var. Karkamış arabeleri yeni yeni devreye giriyor. Biliyorsunuz ki çok insan onun ilk medeniyet ve toplu yerleşim merkezi halinde bulundukları zamandan bu yana en önemli eserlerin bulunduğu bölgelerden birisidir Karkamış arabeleri. Neyi anlatmak istiyorum? Gaziantep'in vizyonu böyle turizm yanında kongre, finans alanında da bölgede merkez olmak ama esas olarak Güneydoğu topyekin kalkındırmak. Hiçbir zaman sadece Antep'i kalkındıralım gibi bir vizyonumuz olmadı, olmayacak. Yani biz Güneydoğu Anadolu bölgesiyle birlikte kalkınacağız, hatta komşu ülkelerle birlikte kalkınacağız. Dolayısıyla ülkemizi bu bağlamda etrafında kalkınmış modelin lideri halinde bir kalkınma konseptine doğru götüreceğiz. Esas amacımız bu. Peki, müsaade edersiniz.